Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size sorayım, hangisini yapayım? Sayıyorum. 6 tane şey sayacağım. 1. Zaman. 2. Risale-i Nur'un tahkiki mesleğine geçilmezse bir nurcuda ne hastalıklar olur? Tahkiki mesleği, enfüse geçemezse. 2. Seçin bakalım. Ben bunları iyi tanıyorum. Rabbime hamdolsun. İnsanı rahatsız eden arkadaki parazitler. Ben bunları tanıyorum, bu adamları. Başlık bu. İnsandaki bilmiyorsa... İnsan. İnsanı rahatsız eden o şeyler. Ne diyor? Şimdilik delilim yok ama bence kesin. Tıptaki ismi sinirsel denilen her hastalık şeytanın eylemidir. Odur. Daha çok vücuda giriş kapısıdır diye falan devam ediyor. Birincisi neydi? Zaman. İkincisi, bir nurcu enfusu ve tefekküre geçemezse, enfusu okumasa, tefekkürü ile enfusu geçemezse nurcuda ne hastalıklar olur? İnsanı rahatsız eden arka taraf, ben bu adamları tanıyorum. Tamam mı? Ondan sonra diye koydum. Bir de başka. Birbirimizden bu kadar çabuk ve kolay niye vazgeçiyoruz? Başka? Dua? Başka? İnsan ne gariptir ki, ölülerin şerrinden korkar, dirilerin şerrinden korkmazlar. İnsan çok garip. Ölü mezarlıklardan korkarlar. Şehirdeki o ölüye yürüler, seni cehenneme atacak olan günahlardan korkmaz. Mezarlıklardan korkar. Ben onunla tanıyorum dediğin 10. işareti yok ama onunla alakalı. Neyi dedin? 13. lemada 10. işaret var ya. He. Sen diyorsun ben onları tanıyorum. İnsanın arkasındaki alemini rahatsız eden parazitler. Tamam, o zaman onu da yaparız ama sayayım. İşte onu 10. notayı. Kaçıncı nota? 13. lemanın kaçıncı? 10. işaret. 10. işaret. Tamam, onunla beraber yaparız. Peki, bakalım. Sanal silah. Stres. Gavurlar üretiyor bunu. Birbirimizden niye bu kadar çabuk kopuyoruz? O 3. işaret var yine. 13. işaretin 3. noktası. O da mı öyle? Tamam. Başka. İman küfre, hak batıla, doğru yanlışa, aydınlık karanlığa zıttır. Nasıl hizmet ediyor? Başka. Hastalığın seni hasta etmesine müsaade etme. Birkaç tane daha sayayım. Alo, orası dünya mı? Başka? Ne oldu bize ki okuduklarımdan bir nur, bir feyiz hissetmiyorum? Allah seninle ilgilenmese ne olurdu? Sen ne olurdun? Son bir tane daha. Söz daha, kağıt yakmayacağım. Başka? Sıkıntıların ve Risale-i Nur'un layıkaların tesiri. Tamam, bu kadar yeter. Cüz-i ihtiyari var. Bilmem. Sıkıntıların layıkaların tesiri. Evet, sıkıntılar layıkaları nasıl kaldırıyor? Layıkalar sıkıntıları nasıl kaldırıyor? Abi, hepsini acayip merak ettim. Hepsi ilgilenmiyor. Abi, sanalın temeli ne abi? Yani şuradan başlıyor deyip gidebileceğimiz bir nokta var. Var. İçeriye gir, istediklerini yaz. Dolaş içeride. Bu meselelerde benle alakalı o zaman en temel var. Mesela Risale-i Nur'un tahkiki mesleğine girmezsen bak neler oluyor. İşte bunlar oluyor. Bunlar. Daha bir sürü uyduracağımız. Enfusi tefekküre geçeceksin. Başka hiçbir şansı yoktur.
Yoksa bu da parayla alınan bir şey değil ki. Yani yapmak istiyorum deyince de yapılan bir şey değil. Bu mehbini kesmiyor. Ya bunun bir şeyi var. Ufak bir yok mu bana? Yani bilgim yeterli biliyor musun? Ha tamam, bu biraz büyük oldu. Beni hapsediyor gibi geliyor ama çok kaliteli. Biraz orantısı fazla oldu. Değil mi? Bak nasıl şey yaptı. Çünkü içeriden de müdahale ettiler. Başkası yok mu? Hep odur. Orada yok mu başka bir çeşit? Yukarıda bak biraz abi. Benim odada var bir tane, bir tane Hatay'dan getirdi işte. Peki, söyleyin. Abi stres, zaman. Stres. Ya da sizi rahatsız eden anlatmak. Sanal silah. Evet. Başka? Zaman, ya da sizi rahatsız eden anlatmıyorum dediniz ya. Ben iyi tanıyorum bu adamları. Dedim. Biz de hani temel nokta olarak Enfusi'de... Yani şu, Risale-i Nur talebeleri, Enfusi tefekküre, tefekkür mesleğini geçemezse... Neden geçmiyor? Onu da öğrenelim. İşte o. Niçin geçmiyor? Çaresi de var orada. Ver abisi. Güzel, kaldır. Hatay'dan geldiğin özelliği varsa... Hatay, bizim Hatay. Aha, önüm açıldı ya. İnsan böyle tuhaftır ha. Günahlar da böyledir. Ama bu sebap, sebaptı yani. Sevaplar da fazla olunca da evet. Peki. Söyleyin hadi bakalım. Gavurların kullandığı sanal silah. Televizyonlarla yapılıyor. İnternette stres sanal silah. Efendim neyse. Bakar mısın? Senin de derdin mi var? Bu da başka bir şey. Bakar mısın? Senin de derdin mi var? Hey! Alo! Buyurun. Orası dünya mı? Böyle bir ders. Diyorlar ve diyecekler ki yalan manyak. Ondan Risale-i Nur'un tahkiki mesleğine geçilmese ne olur? Evet. Sen onu mu demiştin? Tamam, sen hangi istemiştin? Parazitler mi? Parazitleri yapalım. Madem Resul onu şey yaptı, tamam parazit yerim. Artık altyapısı Resul abi. Altyapısı onda olduğu için, tamam. Yani, o takip de güzel ama hepsi de güzel hakikaten. Yani, sıradan dinlemek. Tamam. Zaman, 23. defter bu. Zaman dediğin şey var ya, üçüncü lemanın üçüncü nüktesi. O da mı zaman? Zaman orada şey yapıyor ya. Evet. O da insanın enfüsiyeti orada da geliyor. Zamanın nesini anlatıyorsunuz? Bir de onda hafiften. Zamanın hakikaten mahiyeti falan yoksa dediğin yok, insan... Yok, zamanın zamanın hakikatin değil, insandaki mazi ve müstakbelin aynı olduğunu. İnsanın mazi ve müstakbelin? Aynı. Aynı. Peki, zamanla fark eden şu nasıl fark ediyor? Aynı namazı kılıyorum. Örneğin, nafile ibadet sevabı alıyorum. Güneş bir konum değiştiriyor, benim üzerime farz oluyor, o zaman bütün dünya üzerindeki nafilelerden daha değerli oluyor, o 4 rekat farz. Çünkü burada aynı evliliğe benziyor, aynı hanımla berabersin, zina oluyor, aynı hanımla bir sebap oluyor. İllet ve emri. Yani Allah emreder, hasen olur, nehde kabih olur. Aynı. Mesela bak, şurayı dünya düşün, feneri vur, gündüz, söndür. Gece. Dikkat et, aynı yere vuruyor. Yak. Gündüz. Söndür. 15. Aynı 15. 16. 17. Değişen ne? Lamba aynı. Dünya da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Bu. Benim şeye benzedi. Hocam dedi, sizin için nurcu diyorlar dedi. Doğru mu? Elhamdülillah. Orada tevazu yapmam yani. Cenaze evinde. Ama Risale-i Nur. Elhamdülillah. En küçük efradındanım. Öyle de demedim. Orada cahillere tevazu yapılmaz. Elhamdülillah. Doğru demişler dedi. Nurcuyum elhamdülillah. Cahillere, estağfurullah siz daha bilirsiniz. Hayır. Cahillere tevazu olmaz kardeşim. Sakın ha. Çocuğa, deliye, hayvana cahillere tevazu olmaz. Öyle inanır. Sen inanabilirsin. Adı öyle inanması, o da öyle inanırsa ona zarardır. Dedi ki, sen, evet Nurcuyum. Peki hocam dedi, merak ediyoruz dedi. Öğretmen o da. Nurculuk sana ne getirdi dedi. Cenaze daha cenaze. Herkes pür dikkat. Peki onu söyleyeyim, ondan sonra şey yapayım. Resulüm şunu, bunu da kaldır ortadan. Karanlık oluyor tüm. Bizim için, ben kabirde yapamam.
karanlığı hiç sevmedim ha. Olumsuz, negatif hiç sevmemişim geçmişimden beri. Cehennemden birisi bahsetsin ben çekip giderim buradan. Tamam? Hadi bakalım. Tık tık yapmayın. Dedim ki, nurcul değilken ağaç ağaçtı, deniz denizdi, kuş kuştu. Bakıyorlar şimdi. Nurcu oldum, baktım ki ağaç ağaç değil, deniz deniz değil, kuş kuş değil. Neydi dedi. Sonra nurculukta ilerledim, belirli bir seviyeye geldim. Bir baktım ki ağaç ağaçmış, deniz deniz, kuş da kuş. Dedi başladığın yere geldin dedi. Ne değişti dedi. Ben değiştim. O değişmedi, ben değiştim. Çekirdek patladı, ağaç oldu değil mi? Evet. Hamdolsun. Risale-i Nur'un tahkiki mi? Ha, onu mu? Yok. Arkayı konuşuyorduk değil mi? Arka. Evet. Tamam. Peki. Sen de aç o zaman 13. işaretini. 10. değil mi? 10. işaret. 10. işaret. Çek silahını bakalım. Şeytandan istiaze. Ona hiç tahmin etmediğim yeri beni soktun ha. Sen ispatı al burada. Öyle mi? İstersen onu okuyalım, ben bunu sonra denekler. Oku sen, biraz yanaş böyle. Sesini duyayım ben. Gel, sen merak ettin mi? Tamam. Buraya kadar geldin yeter. Bir oku öyle. Şeytan ispat ediyor abi. Şeytan ispat ediyor. Ondan sonra şeytanın neden var? Hikmetini söylüyor. Bir de olması gereken. Hani insanda niye var? İnsanda cami bir mahlukat olduğundan dolayı. Her bir alemin numunesi insanın ruhuna... Yasin, benim dolaptan lemalarımı getir. Veya masanın ya dolapta, tamam mı? Ha, ben de açayım, tamam. Silsile gidince abi önce şeytandan kimler zarar görüyor? Evet, gündelik hayatta en büyük vartamız ailevi sorunlarda, psikoloji sorunlarda, insan ilişkilerdeki en büyük sorun şeytanın varlığını unutmaktır. Şeytanın varlığını bilirsen, şuurun ne kadarsa... Çoğu şeylerden çıktın, kurtardın. Bir desisi abi, zaten burada diyor, bak iblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şeytan denilen bir şey yoksa o zaman her şeyi ben söylüyorum. Her şeyi ben yapıyorum. İnkar unutturmak manasında, kaptete düşünmek. Tabii tabii, ya inkar. Kökten yok. Yok, o değil. Aleminde yok. Aleminde yok, ona hikayedir. Şöyle var mı? Sen bunu demek istedin diyorum. Aslında öyle demek istemedi ama içerideki şeytan bana diyor ki o böyle demek istedi. İşte bu zannediyoruz ki o böyle demek istediği konuşan, cevap bırakan da hepsi benim. Ben zannediyorum. Ama bilirse ki bana rağmen bir sistem çalışıyor içeride. Yani burada ben yokum. Bir tanesini söyleyeyim size. Ben size ne söylüyorsam itimat edin, yalan nafsı kafirdir. Yaşadıklarımı söylüyorum. Bununla alakalı bak. İki senede bir defa vuku buldu başıma, bir de dün. Ne buldu biliyor musun? Eğer bilmesem bak ne olacaktı, bildim ne oldu. Onun için örnek vereceğim. Arabada birisi sürüyor, bir başım dönmeye başladı. Bütün dünya alt üst olmaya başladı. Alt üst böyle, bildiğin gibi değil. Böyle çok korkunç. Saldırım. Sibel. Sibel mi diyorlar? Sibel saldırı. Saldırı gibi. Eyvah ben hemen acil bile seni kurtaramaz. Ama uzun sürüyor. Aklım duruyor. Şimdi benim bilgim şu. Bu sarayda çöpçü de var. Kapıcı var. Manav var. Bahçıvan var. Tuvaletçi var. Efendi var. Kadın var. Baba var, abi var, kardeş saray ya. Tuvalet var, banyo var, yatak odası var, mutfak var, ışığı var, pislik var, tuvalet var, elma da var. Bu sarayda herkes oturmak istiyor. 18 bin alemden herhangi bir tanesi bu sarayda. Bizim için küçük, onlar için yetiyor. Adam geldiler, tamam mı? Başın döner, kendini kötü hissedersin, göğsüne ateş basar, kafana bir ateş olur, yüzün yanar.
düşünceler, aa acayip bir şey, hepsi aynıdır. Hemen dedim ki ben dönüyor, saldırıya uğradım. Veya buraya birisi hakim olmak istiyor. Hiç ben dokunmadım. Ruh başladı girmeye. Bilirsen gider var ya, hiç dokunmadım. Ondan sonra ruh ağzımı çalıştırıyor. Ayet-i kürsü okudum. Ayet-i kürsü وَلَا يَعُدُوا حِفْضُهُمَا وَلَا يَعُدُوا حِفْضُهُمَا 7 defa o ayeti. 7. kez وَلَا يَعُدُوا حِفْضُهُمَا وَهُمَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ 7.sinde hiç kimse yok. Ben size aynı yaşadığımı söylüyorum. 2 senede 2. kez böyle bir şey oldu. Niye anlatıyorum? Ben Rabbime söz vermiş. Ya Rab bana verdiğini kullarına vereceğim. Şeytanı deşifre ediyor. Oydu. Oydu, tamam mı? Bana şunu vermek istiyordu. Sen hastasın. Sen aha şu anda bilmem ne geçiriyorsun. Aha sen bilmem ne sen. Hemen adamı tanıdım. Hiç olmaz. Zerre kadar bunun üzerine yemin ederim. Zerre kadar tıbbi bir hastalık olduğuna şüphem bile gelmedi. Yemin ediyorum bak. Bu ben siber saldırıya uğradım. Yani buraya birisi geliyor. Şu anda zorladık kapıları. Ben de hiç dokunmuyorum. Benim nefsim, benim ruhum. Enfusu yani kendini tanırsa bak ne kadar kolay oluyor. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Tamam. Yani odundaki duman, odun ben. Nur, duman. Yani şeytan kendisini unutsa, onun için söyledim. Şeytan kendisini kendine tabi olanları unutturursa, Osman, Osman hemen acil atar mısın Osman? Daha bu mu? Daha beter. Evam daha beter yaptı. Geldim artık körükte. Tabii. Ben dedim ki, Allah, aynı üslubu kullanıyorum ha. Aynı. Size karşı kullanmıyorum bunu. Aynı. Böyle dalga geçer. Lanet olsun aşağılıktan, terbiyesiz aşağılıktan. Vallahi aynı üslubu kullanıyorum. Sizi bedene hakim et, bedene yoğunlaştırıp bedene... Unutturacak benim tefekkürü. Çünkü elimde kalem kağıt var ya, gavur bana bir telefon yapmış. Var ya, kalemi çıkarıp yazıyorsun, gavur bana yapmış. Uçakta, havada, her yerde. Hemen böyle bakarken bir mana geliyor, tak çıkarıp yazıyorum. Ama o telefon benim için yapılmıyor. Eskide kağıtta çalışıyordum. Şimdi benim manada koparacak, benim attığım fikrim suret. Bugünlerde de endişe. Beni buradan koparmak istiyor, bedene mahkum etmek istiyor. Beden umurumda değil benim. Bütün insan olduğunu mu bilmiyorum? İnsanoğlu, ben bir kanunun cüzüğüyüm yani. Ben yaşa çıkış yollarını, ben bunları kendime anlatmaya çalışmıyorum. Allah yani tabi estağfurullah, Allah muhafaza etsin ya. Ben size faydalı olmaya çalışıyorum. Aynı, bana ne yapılıyorsa size de yapılıyor bu. Hemen, ha bu budur. Dedim ki, her şey aldık. Sol, otomatik kafam sola gidiyor. Böyle, bak şimdi de öyle. Siz örnek derken tak oraya kayıyor. Gayri ihtiyar artık adam. Tak Allah Resulü demiş ya soldan gelirler. Ondan şu aldıklar terbiyesizler. Kimsiniz lan siz? Ondan sonra başladım. Kusura bakmayın üslubuma. Böyle adam. Onlar ondan çok tırsar. Gavur dahi olsa cesur olana gelmez. Ondan sonra ayet-i kürsü. Tak şimdi oku. Küt doğru aşağıda. Bak kasan karşında. 10. işaret. İblisin en mühim bir desisesi. En mühim. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Allah. İblis diyor, şeytan değil mi? Şeytan yok. İblisin bu. Dimağı karıştıran iblistir. Şeytan kalbi karıştırandır. Bu şeytan umumu bir isim. İblis de onların bir nevi değil mi abi? İblis hayır. Esas şeytan sıfatıydı değil mi? Sıfat. Hayır, Azazil'dir ismi. Esas ana, evet, diğerleri ise iblis, şeytan, hennas, bunlar hepsi sıfatı. Mesela Resul, Sinoplu, Kastamonulu, tahkiktir, meramettidir, yardımdır, anlayışlıdır sıfatları mı? İblis dimağı mı? Dimağı karıştırandır. Şeytan? Kalbi. Daha çok Kur'an'da ve Risale'de o sıfatlar öne çıkıyor. Hennas ise... Ruhsal arkadan böyle vurur aşağıda. Ulan sen dersin ne oluyor ya? Bir bakarsın aa hiç kimse yok. Lan kimdi ya bu? Ya arkadaşlar ya dalga mı geçmiyoruz ya? Ciddi olalım biraz, ciddi kendimize. Bu alemde herkes hakim olmaya çalışıyor. Çok ciddi bir mesele bu.
Artık cennet cehennem meselesi yok. Rıza-i İlahi dedik ya, yani bedensel hayattan çıkmak lazım ya. Bedensel hayat esas alanlar cenneti ümit ederler. Ruhsal hayat esas alanlar ruhun karşılığı cennet değildir. Çünkü biz bu dünyaya cennete gitmek için gelmedik. Zaten oradan geldik. Geldiğim yere niye gideyim ki ya? Zaten abi bedensel, yani cesetle meşgul olanlar olma imkan oluyor. Tedenniye gidiyor ama ruhla meşgul olanlar, yani sıkıntı olsa da terakkiye ise... Tabii ya, terakki, aferin. Acayip bir şey. Çok doğru. Yani bedensel hayatı şey yapanlar cennet, cehennemden endişe ederler. Ruhsal hayatı yaşayanlar, kalp ve ruhun derece hayatını yaşayanlar da gir demek ne demek? Girdiğinin alameti şudur. Artık Allah'ın rızasını kaybettim, kazandım. Allah meselesi ona. Allah kazanma ve kaybetme davası açılmış. Şey değil, cennet cehennemden bir şeysi yok onun. O bedensel, akılcılar, dimağcılara aittir. Zaten bunu kastamonu söylüyor abi. Eğer sahip teellümatı ruhaniye ise, ruhani. Sabra, mücahideyi alıştırmak için Rabbani bir kamçıdır. Çünkü em ve yesin vartasına düşmemek hikmetiyle haf ve reca ortasında sabır ve şükre bulunmak kabz ve haletleri celal ve cemaatin intibah eline. İntibah eline. Evet, biraz açar mısın? Yani hakikatle uğraşan. İntibah eline gelmesi ehli hakikatça medar-ı terakki ve bir düsturu meşhurdur. Evet, tamam. Kaçtı? 8 abi. Tamam, oku. Evet, şu zamanda hususan maddiyonların felsefeleriyle zihni bulunanlar. Ya. Özellikle bunlara daha da kendini unutturuyor. Şu zamanda hususan maddiyonlar. Şimdi bunu dinlese var ya bu dersi bir tanesi. Batırmışlar. Ya kim var ya başka burada? Maddiyon, felsefe var ya. İki molekül, 8 molekülle bir araya gelse, türevini al, ivmesini çöz. Sırf maddiyatla bulananlar bunlardan hiçbir şey anlamaz. Çünkü ne demek kim var kardeşim? Bunları ben düşünüyorum. Ben cevap veriyorum. Hepsi benim. Maddede bu oldu abi. Maddenin evet. Arkasına geçemeyince geçemeyecek. Her şey maddede arıyor. Her şey maddede arıyor. Arkaya geçememiş ki. Akıllar gözlem çıkıyor. Yani esas zaten bu asrın özelliği o değil. Maddenin felsefesinde zihni bulanan. Yani bulandırıyor. Zihni bulandırıyor maddi felsefe. Zihni bulandığı için zihin bulanıyor. Zihin bulanınca her şeyi maddede arayanların akılları gözlerinde diyor. Gözle maneviyette kördür. Kördür. O yani, bu gözle görmeye çalışıyor. İnkarcılardan ziyade bize bakıyor yani şu asrın özelliği. Tabii tabii asrın özelliği. Yani bu bize hani bunu inkar eden. Ben o yani. Şeyden de bahsediyorum. Nurcu'dan bahsediyorum. Aynen. Bunları böyle üzerine para basa basa şey yapınca ya bırak ya diyor ya. Adam diyor ki zorluyorsun manayı diyor. Mana zor ki çıkarıyorsun diyor. Fesubhanallah. Baktığım zaman zihin deyince vicdandaki şey, dimağın karşılığı vesaire, tam iblis deyince dimağda vesvese. İblis de şeytan aynı diyen adama ben ne yapayım? Niye? İblis de bir şey. Abi unutmuş ihtiyar adam usta. Şeytan ne demiş? Git vesveseye bak bakalım. 21. sözde. İblis demiyor. Şeytan diyor. Şeytanın vesvesesi diyor. Devam et abi. Şu bir meslemede bir yer var da abi. Kalp ve ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. Allah. Yani kalp ve ruhun eksikliğinden dolayı. Sayfa kaç o? 69 abi. Tamam. O hastalık marazda ulumu akliyeye tevakkül etmek nispetindedir. Evet. Yani kalbi unutup aklına iştigal ettiği zaman. Risaledeki kelimeler ne biliyor musun? Vallahi ya. Öyle parçalar var ya. Ya o parçadır. Başka bir kelime odan çakan çividir. Parça saray meydana getiren. Tuvalet taşı bile var. İblis gibi kötülükte mi bahsediyor vesvese beyim. Yani saray meydana getiren parçalar, çiviler, kaynaklar. Tak 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 tak. Bak ne anlatıyor. Ben orayı unutuyorum. Bu böyle deyince iblis zihni. Hep kendime dönüyorum, tamam mı? Tasavvufta, bugün bir yazı yazdım, WhatsApp'ta şey var mısınız benim meclis grubumda? Bak orada bir yazı var, çok ilginçtir. Lemalarda var ya, onlar hayali bir surette kendilerini ölmüş biliyorlar, yıkanmış, kabre girmiş. Bir hakikat bir mesleğinde diyor, hayale ihtiyaç yok. Niye? Onlar, hakikati dün akşam bir
birisine denk getirdiler beni. Hastanede oturduk. Alim yani. Hakikaten alim yani. Hoca efendi dedi, yaşlı benden. Sizde rabıta var mı? Var dedi. O nurculuğunda yok biliyordum. Madem yok biliyordunuz, niye sordunuz? Yok dedi yani falan. Dedim ki, sizin rabıta şu. Hayal edersiniz dedim, Süleyman Efendi'yi. Akşam namazından sonra. Ben eksiğimi tamamlayayım, ben yanlışı varsa. Süleyman Efendi şey yaparsınız. Allah'tan nur Seyda'ya, eğer Adıyamancıysan. Oradan bana veya Şeyh'e, sonra bana. Siz Allah'tan nur Süleyman Efendi'ye. Oradan bana, yok bizim arada da vardı gene dedi. Tamam, oradan nur geliyor. Allah, Süleyman Efendi, hocam işte veki, alnımın ortasından feyiz geliyor. Böyle, tamam. Sizde nasıl dedi? Bizde tevhid, teslim, tevekkül, tefekkür. Tevekkül ve tefekkür. Biz hakikati hayal değil, tefekkürle bağlanmak. Şahıslar devlet işi, direkt Allah'sa Allah, peygamberse peygamber, Kur'an'sa peygamber. Ahdi perest ama, hakkın emin. Böyle sarsıldı. Yani nasıl dedi Allah dedi. Dedim Bediüzzaman diyor ki aradığımız zattan soralım. Aradığınız Allah ise Allah'a mı soracaksın? Aynen öyle. Ondan sonra. Ve belki de 1,5 saat sürdü. Hiç ses yapmadı. Yok çok aşmışydı yani. Hakkını yemeyeyim. Ondan sonra bizi buluşturana dedi ki çok teşekkür ediyorum bana beni tanıştırdığın için. Hocam dedi şu tefekkürü bir de anlat dedi. Yarım saat, bir saat konuştuktan sonra yarım saat bir daha onu istedi. Tevekkülü anladım. Teslim bizde de var dedi. Şu tefekkür bir daha anlat dedi. Ya acayip yani ya. Tefekkür de deyince hep bizim şeyde şartlar altı soruyor böyle. Tefekkür hakikat bin mesleğinde olan yani esma yoluyla musemayı bulursun. Direkt böyle. Alıyorsun bu şeyi. Tak bunda ki o. Nasıl oluyor? Yani tefekkür yöntemin adıdır. Fikir yoldur. Yöntemin adı tefekkürdür. Giden ruhtur. Neyse hadi. Ben nereden nereye gidiyorum? Hani bazen kovalayayım bu tarafa da. Demek manevi olan hastalıklar insanlara akli ilimlere teşvik ve sevk eder. Akliyet ile iştigal eden emraz-ı kalbi müptela olur. Ah 69 değil mi? Evet abi. Ya bu ne biçim ya? Taş deme. Ya çivi işte bu. Da tahtaları çalan çivi ya bu. Yazı değil ki bu. Bak, emraz-ı kalbiyede hasta olanlar nereye meyleder? Aklı ilimlere meyleder. Aklı ilimler de, aklın özelliği de ilişki ve çelişkiyi çözer. Eşyanın ilişkilerini ve çelişkilerini çözer. Zıtlarını, uygunlarını. Bu akıl bu yani. Çünkü Allah'ın aklı yoktur. Adam da ondan zaman sonra çıldırdı. Bir hopladı ki, ben bunu bir yerlerde söylediğim zaman, Allah'ın aklı yoktur. Ama Allah'ın ilmi vardır. Allah'ın aklı yoktur. Yani tefekkür de bu temel bilimler. Çünkü akıl cihazdır. Akıl arabadır, direksiyondur. İlim ise onda oturan şofördür. Allah alimdir ama akıllı değildir. Aklı yoktur. Cihazdır çünkü akıl. Yani bunun şey, bunun cihaz gibidir. Bu kalemi tutan ilimdir. Kalem akıldır. Çünkü akıl ne kafirdir ne Müslümandır. Bunu bildiğin zaman psikolojin bitti ya. Çünkü zekaveti nerede konu? Niye? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapanı, bu aklı bağlamak akıllılıktır. Tamam mı? Şimdi psikoloji hastalarının temeline bakın dikkat edin. Hayvanlarda yok psikoloji sorun. Delilerde yok. Çocuklarda yok. Kimde en çok intihar eden ve psikoloji? Zekilerde. Niye sorun var? Kainatın işletim sistemine bu aklı kendince yönetmeye kalkıyorsun. Kainatın sistemine eğer senin ilişkilerin çelişki olursa, yani isteklerin, emellerin, arzuların, kainatı kuran Allah'ın gayesine zıt olursa o nispete sıkıntı çekeceksin.
Yani vahye tabi çıksın bunu. Ben vallahi akıl gibi görüyorum bu aklı. Kalem gibi görüyorum. O zaman bana getiriyor sıkıntılar. Hadi çekinler ha. Gel buraya. Adamlar geldi. Hop. Arkaya geçtim ben. Dönüyor. Dön. Dönerse döneriz kardeş. Ben hasta demem gene. Hasta değilim. Dönüyor. Ben de seni indiririm işte. Devam et. Bak. Aklı hasta, kalbi hasta olanlar. Bu ne biçim kitap ya? Kitap mı şimdi bu? Psikoloji şeyi. Tamam, psikoloji kitabı bu. Şimdi söyle bana bunun neresi maneviyat şeyi? Bir taraftan bakarsan psikoloji. Kalbi hasta olanlar aklı ilimlere meyleder. Akıl da maneviyata kördür. Öyle mi? Ondan sonra akıl da bir cihazdır. Ne demek? Var eşya arasında ilişki ve çelişkileri çözer. Benim ötekilerle ne şeyim var? Ulan binerim arkasına ben. Aklım. Aklını esinlerdir ya. Ne güveniyorsun kardeşim aklına? Teslim etsene. Bağla ereğine. Felsefe de erek. Bizde hakikat. Bağla ya. Akıl bu iş için kullanmış. Aklı merdiven yap. Geç sen gideceksin. Merdivene ne takılıyorsun ona? Nereye bastım ya? Ya geç git işte. Merdiven akıldır. Çıkan sensin. Bak sana söylüyor. Allah'ın aklı yoktur. Bazı şeyleri hesapları kolay yapmak için hesap makinesi icat edilmiş. Allah Teala da insanın... Hesap makinesi yapılmış. Yapılmış. Allah Teala da insanda bazı işlevler için akıl cihazını koymuş. Tabii. Ama ondan daha kutsi bir cihaz yaratmadım diyor hadisi kutside. Ama bil ya. Bu cihaz böyleyse... Bilgisayar hesap makinesi... Ya böyle bir şey yapınca aklın isteğidir cennet, anlıyor musun? Vallahi ne cennet geliyor önüme, ne cehennem ya. O rıza yani Allah'ın rızası ya. Allah ya. Allah ya, ne cenneti ya. Ne cehennemin dişisi ya. Allah'ı kaybetmek cehenneme girmek gibi midir? Cehennem cennet olur sana. Allah'ı kaybetmek gibi cehennem yok öyle bir şey. Allah'ı kaybetmek cehenneme girmek gibi değil. Cehennem cennet olur sana. Allah'ı kaybetmek her şeyin cehennemi. Allah'ı bulmak her şeyin cenneti. Biz cennette cennet. Ha bu uğraşıyor cennet ve cehennem. Bedensel hayat da öyle. 60 sene yaşayacaksın, kanser olacak. Oğlum yesinler kanserini ya. Geç arkaya. Mal onun. At hastalanmış. Hastalanmışsa hastalanır. Yaya gidelim kardeşim. Cennet cismani olduğu için akıl anca ona ver. Rıza-i ilahiye fazla gidemez o. O cennet cehennem ister. Huri mürüler var ya böyle. Çikolatalar, bisikletler, motorlar var falan. Tabii eşyayla hani insanın arasındaki boşluklar var ya. Evet. Bu boşlukları da insan imanla dolduruyor. İşte bu aklını da kullanmayınca, imanın zafiyetinde eşyayla arasındaki mesafe açılınca düşman olarak görmeye başlıyor kendisi. Aynen. Devam et. Harika bir yer. Şimdi dini ders mi yapıyoruz, psikoloji ders mi? Risale din kitabı değil diyorlar zaten. Kendimizi inceliyoruz. Biyoloji. İçeriye seyahat ediyoruz. Ben keyif alıyorum şimdi. Şu anda benim kendimi kötü hissetme şansım var mı? Yok. Niye? İyi şeyler düşünüyorum. Bu da tefekkür değil mi abi? Tabii. Bu şu anda tefekkür yapıyoruz. Tefekkür adam anlattı ya. Ben böyle anlatıyordum işte. Tefekkür. Şu anda tefekkür yapıyoruz. Tefekkür nedir diyenlere istersen bu dersin adını koyarsınız. Tefekkür nedir? Ha budur. Tefekkür deyince ben hep yani bundan önce yolculuk hayatımızda hep dışarıda çiçeği, böceği, ağacı anlayıp oradaki işte Allah'ı bulmak anlıyordum. Bu ya bu. Anlıyordum. Ha o malzeme toplamaktır. Tefekkür kendisi değil o. Tefekkürle malzeme toplamak. Onunla tefekkür yapacaksın. Bu. Esas değil mi? Bu tabii ya. İşte. 12. sürede tefekkür daha orada. İşte hikmet budur değil ya. Evet. Müslüman alemiyle filozofizikle diyor. Devam. Şu zamanda hususen maddiyonların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için, açık meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisizine karşı bir iki söz söyleyeceğiz şöyle ki. Nereden okuyorsun? 10. işaret abi. Ha orada mıyız? Ha iyi. Evet insanlarda bedihi ha. O kadar rezil bir asır ki bedihi şeylerde tereddüt ediliyor. Ben deyince cesedi kastetmiyorum diyorum. Kimi kastediyoruz diyor. Dün. Lan bu da okumuş ha. Yansar Enesuri'yi okumuş yani.
Ben deyince bu bedeni kastetmediğimizi, donmuş enerji yumağı ve et kemik donmuş hali, buzlukta donmuş bir cesetten zannetmeyin ha ben derken. Kim var başka aklımda? Bedihi o kadar, bedihi şeylerden tereddüt gösteriyorlar. Acayip. Ve adımız da çıktı. Derin hoca ya. Ne derinin ya? Akıl alettir dedim, oldum derin hoca. Petrol dolduruyor adam ama arabamıza mazot. Dedim ki kardeşim elini kaça aldın dedim. Elini kaça aldın bak elin olmasa bak tuvalete gidemezsin, bir şey yapamazsın dedim. Yemek yiyemezsin. Sen hoca mısın dedim. Lan ne alakası var elini kaça aldın diye sordum. Öyle garibasın ki bedihi meselelerde tereddütler var. Sen değilsin, sen başkasın diyorum arkada, tamam mı? Sen bana böyle baktığın gibi gözlük bakıyor, göz de gözlük gibidir. Başkası bakıyor. Hakikaten ya, nedir hoca diyor, bakıyor dışarıda bir adam var. Garson servis yapıyor pastanede. O da taktın çaktırmada yavaşlıyor. Duyduk içeride, bir tanesi tuvaletten çıkarken, abi senden bahsediyor içeride mi diye. Patrona diyor ki, patron diyor ya bir adam gelmiş dedi, çok derin hoca dedi ya. Tamam derin, yani bu ben değilim demişim ya, çok derin, yani asra bakın ya. Evet, devam et. Burada bir iblisin desisesini söyledi. Hı hı. Ondan sonra daha ziyade kimler de musallat oluyor. Heh. Ondan sonra bunun ispatı diyor şimdi. Evet, aferin sana. Bir de desise de abi, burada farkı ne vesvese, desise, desise dimağa bakıyor, vesvese kalbe bakıyor. Desise biraz dolandırıcı gibi mi oluyor? Evet. Tek dolandırıcı. Yani malzeme kullanıyor. Ötekisinde yapmamakla yaptırıyor vesvese. Yani fikir sıhhatını bozuyor sanki. Evet, evet. Düşünce. Yani bir malzemeyi şey yapmaya çalışıyor. Bizim bir değirmen misali var ya onun gibi. Desise hafızayı mı kullanıyor? Dimağı kullanıyor. Desise dimağa bakıyor, vesvese kalbe. Kalbe bakıyor. İblis dimağa bakar, şeytan kalbe bakar, şeytan vesvesesiyle iblis azazil iblis, yani iblis dimağa, desisi dimağa. Zaten sonunda diyecek abi bu 10. sebep buraya gelemeyiz. Kuvve-i vahimeyi dil olarak kullanıyor. Çok güzel, bakayım. Kuvve-i vahimeyi dil olarak kullanıyor. Allahu ekber. Lümme-i şeytani de kulak olarak. Ya okuyalım onu ya, dayanamam. Orayı mı abi? Tabi onu oku. Lüme-i Şeytani değil mi orayı okuyacaksın? Evet. En sonunda da oraya gelemeyiz. Bak yani. Lüme-i Şeytani. İnsan da kalbin bir köşesinde Lüme-i Şeytani'ye denilen... Bak şurada. Kalbin bir köşesinde Lüme-i Şeytani'ye denilen lüme... Bir aleti vesvese. Vesvese aleti. Vesvese aleti. Kalpte. Bir de Lüme-i Şeytani tanımladı şimdi. Kalbin bir köşesindeymiş. He? Kalbin bir köşesinde lüme-i şeytani denilen aleti vesvese. Aletmiş arkadaşlar. Alet. Sonra kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan. Kuvve-i vahimetin telkinatıyla o alet gar konuşuyor. Ya bu kim? Hoparlör. Hoparlörü var ya. Teyip. Cihaz konuşmuyor mu? Telefon konuşmuyor mu arkadaşlar? Ha, telefon koy. Hasan konuşuyor. La Hasan mı var bunun içinde? Yok. Nerede? Hasan ötelerde burada konuşuyor. Öyle değil. Nerede kardeşim ya? 3 sene önce telefonu koysanız adam konuşsa. Daha 50 sene önce ya. Radyonun içinde adam kabul ettiler. Tamam. Bak şimdi böyle yapıyorum bakın. Çeviriyorum. Olabilir. Bak. Kimse var mı? Telefon kabul et buraya. He? Burada adam konuşuyor. Ya arkadaş bu canlı mıdır ya? Bir dakika. Telefon insan gibi konuşmuyor mu? Konuşuyor. Telefon insan mıdır? Şeytan da insan gibi konuşuyor da insan değil. Ha, alet var burada. Adam dışarıdan buraya sinyal gönderiyor. Burada konuşuyor. Ha? Dersiz telefon gibi dışarıdan. Ha? Kuvve-i vahimenin... Merkez Adem alemleri. Kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan abi. Şeytani bir lisan vesvese. İyi değilsin, imanın gitti, hastasın, hastalığını sevsinler. İmanın gitti, öyle gitti, sana ne lan? Ne endişe diyorsun, sana ne? Sen zaten onu istiyordun. İman, sen çok kötüsün.
kanser. Ta yakında öleceksin. Kim diyormuş onu? Bu adam. Tamam. Bir şeytan lisan ve ifsad edilen kuvve-i vahime. Bak, ifsad edilen kuvve-i vahime. Varı yok, yoku var gösteren bir kuvve. Tasavvurda. Tasavvurun içinde bir kuvve-i vahime var. Burada ise lüme-i şeytanı var. Buradan buraya gönderiyor adama. Konuşturuyor. He. Küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini. İmadaydı değil mi? He, vahime. Kuvve şeklinde. Kuvve. Duygu kuvve. Kuvve. Kuvvet yani. Yani enerji ya, paket. Çıkmış, aktif olmuş. Sahiplerinin ihtiyarlarını, evet, hükmüne geçen sahiplerinin ihtiyarını zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi. Sahiplerinin ihtiyarına zıt. İhtiyar aklidir. Ya ben hiç böyle şey düşünmüyordum ya. Nereden geldi ya? Allah Allah, rahatsız oluyorum ya. Bu nereden geldi ya? Varı yok ya. Ha, demiyor muyuz? Sahiplerinin ihtiyarına zıt. Ben böyle bir şey konuşmak istemiyorum kardeşim. Sonra bir de arzusuna muhalif. Arzuna muhalif. Arzu da histir. Kalbe bakıyor. Hareket ettiklerini hissen, hadsen herkes nefsinde görmesi. Değil mi? Hepimiz rastlamıyor muyuz? Bana rağmen çalışmıyor mu? Bana rağmen fikirler gelmiyor mu? İyi değilim. Şimdi tek başına kalma. Kalp krizi geçiririz. Kalp hastası ne kadar tanıdıklarımızdan? 100 kişi vardır, 50 kişi vardır ya. Kalp hastası vardır. Bunların içinde bir tane duymuşsunuz 50 senede. Bir tanesi kalp krizinde tek başınayken ölmüş. Gider 50 senede 100 tane kalp hastasının yaşadığını demez. Gider 50 sene bir tane kalp krizini öleni getirir. Bu da sen de böyle olacaksın. Bu tip bir adamlar da var ha. İsmet anlatıyor. Abi daha önce geçireceğiz dedi. Ameliyat. Değil mi? İsmet ya evinde anlattı. Daha biraz sonra anjı olacakmış. Adamın bir tanesi gelmiş akrabası. Ya dedi ya şey yapmak lazım dedi ya. Bizim bir falanca işte tanım birisi. Anjı yapılırken öldü dedi. Ya manyak mısın sen dedi ya. Sen neyse bana şeytanlık mı yapmaya mı geldin? Çık dışarı dedi ya. Ona diyor aynı işte. Lüme-i şeytani işte. Onu aynı. Şeytana gerek yok ya işte. Anjı olacak 15 dakika sonra. Ya bizim bir akraba vardı falanca. Ne olmuş? İnsi şeytan. Yani, bu sıfatı yani hemen şeytan diyemeyiz de. Yani bu şeytan onu kullanıyor. Direkt şeytan, şeytanlık yapamıyor kişiye. Direkt insana şeytanlık, şeytanlık yapamıyor. Şeytan, şeytanlık yapamıyor. Kadınla şeytanlık yapıyor, çocukla yapıyor, parayla yapıyor, gadapla yapıyor, şehvetle yapıyor. Şeytan direkt şeytanlık yapamaz. Öyle bir özelliği yok. Orada bir İsmet Han'ın altyapısı olmasaydı, kuyu vahimeyi kullanacak. Tabii ya, İsmet de diyor ki, bizim bir akraba falanca var, o dedi, ne demiştim? Anju ile öldü diyor ha benim. Çık dışarı dedi ya. O kadar tanıdıkları olan ki Anju olmuş, sıhhatli olanlar. Niye onu demiyorsun da öleni söylüyorsun? Ha şeytan da kullanıyor. Böyle yani. Olumsuz adamlar. Hep böyle bardağın boş yerini gören. Şeytanın insanın liman veya yapısında kullandığı yerler ha, var. Değil mi? Kuvve-i vahim. Tabii o kadar. Belli yerler. Belli yer yani. Oralara bağlanıp kullanıyor. Evet. Yani arkadaşlar burada temel ne biliyor musun? Ne konuşursak konuşalım. Yani sistemi tanımamız gerekiyor. Bize rağmen sistemde çalışma var mı? Var. Bunu bil, bitti. Bunu bil yeter ya. Bana rağmen çalışıyor ya. Adam bir tanesi. Ben şimdi çarşıya gidiyorum ya pazara ve işe. Çocuğum evde. Ben kafayı oynatırsam. Oynatırsam eve gelemem, eve gelemezsem çocuk alır, aç olur ve açlıktan ölür. Ölürse de kimse bilmez. Aylarca orada kokar. Kokudan komşular kapıyı kırar. Kapıyı kılınca da şey yaparlar. Hadi ondan sonra çürümüş cesedi toprağa şey yaparlar. Ben de kabirde bunları hissederim. Veya kafam şey. Ondan sonra ben kötüyüm. Kim bu? Kim yapıyor bunu? Sen düşünüyorsun. Bu senaryoyu sen mi yazıyorsun? Yani? Senarist. Fransa'da rastladım. Strasbourg'da adam filmleri yazıyor. Filmi yazan adam. Senarist. Filmi yazan adam. Yalan söylemiyorum size. Filmi yazan adamın evinde televizyon yok. Yahudi. Yazabilmek için bakmaması lazım. Ve bozmak için kullandığından dolayı kendi çoluk çocuğun ve Yahudilerin evinde televizyon yok biliyor musun? Strasbourg'da Yahudilerin evinde televizyon yoktur.
%70 Yahudilerin evinde televizyon yoktur. Müslüman zannedersiniz evine gidince. Çarşaf giyerler. Domuz eti yemezler. Ya? Ya bulümme şeytaniye ve okuveyi vahime bir kulak, bir dil olduklarında. Bu limayı şeytani iki sıfatı var. Bir kulak, bir dil. Yani kuvve-i vahime dil abi. Lümme-i şeytani de kulak oluyor. Evet. Kuvve-i vahime dil. Dil. Konuşan, öbürsü dinleyen. Şeytanın lisanlar oradan geliyor abi. Kuvve-i vahime. Çünkü kulak direkt kalbe bakıyor. Onu ona üfleyen yok. Bak yavaş. Ona üfleyen. Ne yapıyor biliyor musun? Orada duracağız. Ben köylüyüm, çobanlık yaptım. Sığır yatarken gece yatıyor ya, oturuyor. Ayağındaki şey var ya, şey diyorlar, mantar. Mantar değil. Hani ayağındaki topukta böyle kalın oluyor da insan hisset. Nasır mı? Nasır. Onu yer, ete doğru gelince farenin bir özelliği var. Oradan zaten uyuşturucu bulunmuş. Fare şöyle yaparmış. Üfleyince orası donuyor. Yiyor. Uyuştura yiyor. Sonra belirli bir zaman sonra tabii doydu çekmedi. O hayvan bir kalkar kan içinde tepinir. Şimdi kadar niye tepinmedi? Uyuşturduğu için. Narkoz. Bu kuvve-i vahime de şöyle değil ya. Yani hastalık makinesi imal eder. Sen şusun bir olacaksın. İmansız olacaksın. Amin. Bak neymiş bir de söyle. Ona üfleyen, bunu konuşturan. Tasavvur. Yani kuvve-i lüme-i şeytani kuvve-i vahime ile konuşuyor. Bunun ötekisiyle üflüyor. Bunu konuşturan harici bir şahsı şerirenin vücudunu ihsas ederler. Yani insan böyle biraz dur böyle. Yakına bilirsin ki. Ya bana rağmen bana ters çalışıyor. İnsanın moralı bozuk olduğu şeyleri kendisi hayal düşünür mü? Bir de söylüyorum. İnsan kendi moralini bozucu, kendini çökertici fikirler üretir mi? Duymak ister mi? Olmaması lazım. Niye kendimi olumsuzlayayım ki? Niye olumsuz şeyleri ben düşüneyim ki? Niye en sonu düşünüyorum? Uçak sallandı. Uçak sallandı. Kefende, toprağa girdim aynı. Niye? Uçak sallandı, yere gidecek, çakılacak, öleceğim, beni yıkayacaklar, kabre koyacak. Hiç böyle uçak sallanma ile mezara girmeyi, kuvve-i vahime ikisini sallanma ile mezara girmeyi eşit yaptığı için kişi uçaktan korkuyor. Arasında bir sürü mesafe var. Onu göstermiyor. Rahatsız olması onun da olmadığına değildir abi. Tabii ama yani şunu bunu anlaman lazım. Ya insan kendi aptal mı? Kendi aleyhinde kuyu kazar mı? Niye ben böyle olumsuzlukları düşüneyim ki? Abi ben düşünmem. Niye düşünüyorum? Sen değilsin de onu anlatmaya çalışıyoruz. Sen değilsin yani. Şeytanın, iblisin en büyük desesesi kendine tabi olanları inkar ettiriyor. Kendini kendine tabi olanları inkar ettiriyor. Diyor ki ben yaptım diyor. Oysa o yapıyor adam. Ver ağzının payını diyor. Hak etti diyor. Çak ona diyor. O diyen o. O konuşuyor. İşte konuşuyor. Devam et. Başa dönüp. Başa dönüp. İnsanlar da şeytan vazifesini gören cesetli ervahı harise hade bulunduğu gibi. Yani. Yok diyorlardı. Burada bir mücadele bulunduğu gibi diyor ya. Ervah hadise var. Bir buymuş. Adama bakın. Kıyma makinesine koy. Bir adam koyalım. Özünü al. Suyunu al yani. Bir meyve çıkaran aletler var ya. Elmayı koy, suyunu alıyorsun ya. Öyle insanlar var ki içine koy. Ervah habisi. Yani insan değil mi? Değil. İnsana benziyor. Bak suret dersine ezbere bakın. Allah aşkına insanlıkla hiç alakası var. Haza donmuş şeytan. Şeytan ya. Tahribattan, dine hücum etmekten, dini bozmaktan, Müslümana zarar vermekten, eziyet vermekten lezzet alan şeytan olur. Başka kimse olamaz.
Onu diyecek zaten burada abi. Yılan gibi zehirlemekten ne kurtaracak? Evet, bak. Bak şimdi. Ervah habisi. Aa sen nereden çıkarttın? Tipi tipten çıkarttın. Ervah habisi de masum. Bir insan diyor ya. Donmuş. Ervah habisi ya donmuş. İnsan, insan cesedi nam altında ya. İnsan elbisesini giymiş. Şeytan. Bir de okur musun? İnsanlar da şeytan vazifesini şöyle okuyacaksın. Gören... İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habişse bir müşahede bulunduğu gibi. Cinniden cesetsiz ervahı habise dahi bulunduğu o katiyettir. Tabii ya cinlerden de. Bana onu yapan kimdi? Bilmiyorum ama ya erva habisiydi veya cin tayfesinin bir şeydi. Niye? Onlar ne kadar basit bir şey ya. İnsan kadar kuvvetli bir şey olur mu? İnsan kadar Allah'ın değer verdiği bir şey var mı? Öyle donanımları var ki sana rağmen çalışıyor tık 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 tık. Uçak böyle olduğu zaman pilot mu düzelttiğini zannediyorsunuz? Ve otomatik o sistemdir. Böyle inince tak o ağırlık var hemen bu tarafa geliyor düzeltiyor. Şu pilot o düzeltene kadar belki de tuvalettedir. Hiç haberi bile yok. Otomatik komut şeyini bağlamış. Böyle eğildiği zaman böyle yapınca o aşağı olacak pilot ne zaman düzecek? Pilotla alakası yok kardeşim otomatik. Böyle eğilince su terazisi gibi. Düşünce hemen ağırlık bu tarafa kayıyor. Rüzgar böyle geliyor değil mi? Uçak böyle giderken uçağı böyle kaydırıyor. Hemen otomatik olarak uçak böyle gidiyor. O rüzgara karşı açı veriyor. Aynı böyle niye anlatıyorsun bunu arkadaş? Kanatta çalıştın mı biraz? Şimdi aynı bu sistem insanda var. Bir şeyler oluyor. Senin bir şey yapmana gerek yok. Hiç aldırış etme ya. Yürüyorsan yürü. Ekmek pişiriyorsan ekmek pişir. Tuvaletteysen tuvalet. Oynuyorsan horon oyna kardeş. Hiç meşgul olma yani. Onunla diyorum. Otomatik o kendi vücutta savunma sistemine devreye giriyor. Hiç karışmadım ki. Kendisi ayet-i kürsü okudu. Ruh okudu. Ne oldu da sonra? Aynı bu üslubu kullandı. Ne haber lan? Ne oldunuz? Şaşırdınız mı? Aynı böyle üslubu kullandı. Ayet-i kürsü okudum. Ne oldu lan? Geldiğiniz gibi tepe tepe acayip acayip gittiniz ya dedim. Güldürüyorsun. Öğrenmiyorsun ya. O kadar keyif veriyor ki. Ben de deşifre ediyorum anlatarım size. Ha işte. Yalnızdakiler bir şey demedi. Bir de şey burada bakın. Şoförde bakıyor. Sola yaptıysanız şoför alınmış olabilir. Fark etmeyen bir mümin bir... Beni biliyor biraz manyak olduğumu. Toparlıyor mu? Hemen hemen. İtabalamadık karışmıyorsun ki. Uçak kendisi otomatik giriyor ya. Çünkü ben biliyorum ki burada devreler var. Ben hiç karışmıyorum ki. Uykuda sen bir şey aklı kullanıyorsun. Ya keşke ya babamı gördüm ya köşede ben deseydim. Lan sen demediğinse o diyenler kim demiş. Ya bunu deseydim. Başka akıl kullanıyorsun ya. Bu akılla diyorsun. Ulan dün akşam gördüm rüyada keşke bunu sorsaydım. O akılla sorsaydın o aklın özelliği değildi. Bu akılla sorsaydım diyordun. O akıl sorması yoktu. Başka şeyler var arkadaşlar. Türevleri var yani. Aklın türevi var, hissin türevi var, ruhun türevi var. Neler ya? Keyif almıyor musunuz ya böyle tuhaf anlattıkça ben üstüne? Neler var içeride? Savunma otomatik giriyor devre. Tak tak. Buradan rüzgar mı vuruyor? Uçak böyle giderken rüzgar vurunca bunu böyle itiyor. Buraya, otomatiği buraya bağladı. Uçak bu sefer böyle ona karşı kafa veriyor. Böyle. İtiyor gibi ama böyle gidiyor hedefini. Bunu pilot yapmıyor ki otomatik ayarlıyor. Hatta rüzgar ona bir nevi destek olur. Tabii ya hiç ya. Hikaye. Bunu bilmezsen kendin mi pilot mu yapıyorsun? Pilot yaptı zanneder. Bak acaba yapabildi mi? Yapabilecek mi? Her şey manuel zannediyorsun. Manuel zannediyorsun. Ya türbülans ne oluyor? La hayatta, hayat kendisi türbülans ya. Hayat semada rüzgar hareketi olmayacak. Yoğunluk farkı var da basıncı 8 ise 7'ye düşerse etkileneceksin. 5'ten 7'ye çıkarsan da etkileneceksin. Dağdan ovaya, ovadan dağa, denizden karaya, karadan denize. Yoğunluk farkı var. Rüzgar farkını meydana getiriyor. Yoğunluk farkı rüzgar farkını getiriyor. Rüzgar esmesini getiriyor. O kadar yani. Şimdi türbülans havada yok mu? Denizde yok mu? Trende yok mu türbülans sallanıyorsun da? Arabada yok mu çukur mukur? Böyle hayat her türbülans ya. Adam bir tanesi geldi. Bana baksana ne hava atıyorsun? Allah 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 tip mi ya falan. Ondan sonra taksiye biniyorsun paranın üstünü vermiyor. Lan versene kardeşim 42 lira tuttu 8 lira. Aa tamam vereyim. Ama bu türbülans işte. Türbülans yani. Kardeş paranın üstünü versene ya. 42 lira tuttu işte 50 lira verdim sana. Ha tabii tamam vereyim.
İyi günler diyor. Ne iyi günler? 8 lira vereceğim diyor. Türbülans. Mesela gidiyorsun, bir hızlı geçiyor, su atıyor. Türbülans. Hayat türbülanslarla dolu ya. Ben de bir manyak var, bir manyak var. E kardeşim, ha burada oturun adam gibi. Seyret ya, camdan seyret. İşlerine girme, neler oluyor? Oluyorsa olsun ya. Allah hamdolsun. Kendini keşfetme meşguliyetin oldu mu? Oluyormuş. Suriye'de savaş vardır. Öyle mi ya? Abi ne? Öyle bir savaşlar var ki hatırıma gelmiyor ki Suriye savaşları. Öyle savaşlar var ki. Dişini ağrıdınca kimseyi görüyor musun? İçeride haberin yok. Devam et abi. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o inni, o cinni iblisler olacaktılar. İblis olacaktı, dimağı karıştıracaktı. Evet. O zaman bizim buradaki destas gazeteciler falan, aynen bu hükümeti. İblis? Şüphe yok ki. Bir de laf diyor. O abi bana bu adam dedi. Lan adam değil o, o adam değil, o kadın da değil. İblis, donmuş iblis. O zaman bu destasların hepsi iblis hükümeti. Evet. Cesedini çıkartmış, cinli hale gelmiş. Giyse bizim şu an piyasadaki o bir... Selamünaleyküm dedim. İyi günler. Dükkana gittim. Selamünaleyküm. Buyurun. Ha iblis işte. Şey aleykümselam der mi iblis? İblis. Selamünaleyküm diyorsun dükkana. İyi günler buyurun. İblis. Dolmuş iblis. Karşındaymış. Yoksa Hristiyan bile aleykümselam diyor yani. E tabii. Hatırladı yani. O tabii. İblis. Dolmuş iblis. Bir şüphen var mı? Yok. Çünkü şeriat öyle bakar. Haza iblis. İç endişen etme. Bunu göster bana bak bunu sana söyle. Haza iblis. O abi bize nefretli bakıyor. Çarşaflıyız bilmem ne. Herhalde lan. İblis sana maşallah yaylamasınlar seni. Senin gibi adam var mı ya? Senin gibi hanım bir de gözükmemiş ya. Seni takdir ederim. Bas kafama. Değil mi ya? O bakıyor yuvası bakıyor. Çıldırıyor lan sizi görünce. Herhalde çıldıracaktın. Seni zaten ben çıldırtmak için giyiniyorum diyeceksin. Ben öyle yapıyorum bak. Külahını çıkar dedi. Oo nereden çıkartmışım? Külahını çıkart diyor. Burası şey diyor bak diyor. Ben buna kudurtmam. Ya sana ters bakacak. Ters bak da sen. İçleri yansın diye giyiniyor. Derse kısa kollu. Kravat. Din anlatıyor. Dine muhalif. Kafada tak yok. Hutbeye çıkıyor. Allah'ın Resulü'nün sünnetinden bahsediyor. Bidatlardan bahsediyor. Boğazına kravat. Gavurların adetlerini taklit etmeyin. Resulullah'ın sünnetine uyun. Rüzgardan da kravat oynuyor. Bende mi manyaklık var siz görmüyor musunuz? Adam Nurcuha mekruhtur biliyor musun? İmam-ı Şafii takkesi sokağa çıkanın mahkemede şahitliğini kabul etmiyor. Nikahta kabul etmiyor. Namaz da mekruhtur. Tahrimen mekruhtur. Hanefi'de de mekruhtur. Ve şimdi takıyor tak. Şimdi adam derse çıkmış tamam mı? Sünnet-i Seniye dersini yapıyor. Çok da tuhaf. 11. Mayıs Sünnet-i Seniye dersini yapıyor. Hiçbir şey yok. Lan biraz böyle derse uygun bir şey giy ya. Lan yalandan tak lan yalandan. Sonra çıkartırsın lan. Yalandan tak ya geçerken. Arka cebinden cebinden. Hele hele. Hiç takki taşımayanlar var. Abi yok. Niye yok dedim. Abi almamışım cebine. Soruyorum ben onlara. Cebinde para var mı? Zannediyor ki para isteyecek. Yok istemeyeceğim merak etme var mı? He var. Para taşıdığın gibi takkiyi de taşı kardeş. Değil mi? Bu arada çatmaları çakıyoruz. Kardeşim sünnet-i seniye dersini yaparken sünnet-i seniye uy. Fiilen uy. Yapma yani git tevhid dersini yap. Sünnet-i seniyeye muhalefet ederek sünnet-i seniye dersi olmaz. Adabın yokken adab dersini yapıyoruz. Aynı delikte iki defa ısırılıyorsun. Abi sen niyetine bak. Öyle mi diyor? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyetten sonra niyet geçer. O niyetten önce bunlar geçer. Hiç mi okumadın hukuku İslami'yi? İktidar, ihtiyar, salahiyet, mesuliyet. Ondan sonra niyet. Ne demek? Ben basitini söyleyeyim. Namaz kılacağız. Bilmediğin bir yer. Araştır iktidarını, ihtiyarını, salahiyetini, mesuliyetini, yönünü. Tespit et, kıbleye dur.
Bütün iktidarını kullandın. Sonra namaz vakti geçtikten sonra tebeyyün etse ki kıble öyle değilmiş. İade etmene gerek yok. Ben kullandım. Fıkıhtan başka bir detay vereyim. Araştırdın, tahkik ettin, fakirdir diye zekatı verdi. Fıkıhtan söylüyor. Sonra tebeyyün etse ki 5-6 ay sonra o ben zekat verdiğim adam gizliden zenginmiş. Zekat bir daha vermene gerek yok. Çünkü araştırmıştı. İktidarını kullandı. Hiç araştırmadan birisine versen sonra çıksa ki bu zengindi, bir daha vereceğiz. Araştırmadan için. İyi, hadi bakalım ben bir su içeyim, sen devam. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir ervahı habise öldükten sonra şeytan olur. Böyle var ha. 72 bidat fırkalarında bir tanesi var. Onun bir ismini unuttum da garip bir ismi var. Diyor ki böyle var ya böyle aşağılık insanlar, böyle iblislik yapanlar. O öldüğü zaman diyor hortlar şeytan olur diyor. Böyle bir hükmetmiş yani. Batıl tabii demesi. Malumdur ki ala bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi. Bak, bazıları var. Lan pis ya, hoşuna gidiyormuş. Kimle? Haşeratlar pis kokudan lezzet alır. Arılar çiçekten hoşlanır. Bak ne diyor? Diyor ki, mutafi maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi veya ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılan gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eden ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Mesela adam Amerikalı şu bu, Afrika'da petrol için çocukları öldürüyor mesela veya şu. O lezzet alıyor. Bunun gibi diyor, evet. Yani insanın bozulması buna benzer yani. Tereyağı çünkü bozulursa da zehir oluyor. Yoğurt bozulsa yenir, ayran bozulsa yenir. Süt bozulursa yine bir şey yapılır ya. Ama hepsinin özü olan, hulasası olan tereyağı bozulursa zehir olur. Yok. İnsan da böyle ya. Bozuldu mu bitti. Notalarda geçiyor da bu 17. cinemada. Ve insan insan olması diyor, şeytan bir hayvana inkılap eder diyor. Allah. Sor abi. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Hani insanın bozulması. Bozuk insan budur. Şeytan tamam, dizgini tutmuş. Evet, cinni şeytanın vücuduna kat'i bir delili, insi şeytanın vücududur. İnsi şeytanlar varmış. İnsanla insan suretinde o kadar şeytan var mı? Şimdi Esat'ın kafası gidiyor şeyine. Ne kadar kişi var lan bizim köyde ya. Daire yapıyorsun ya. Bayağı da şeytan varmış. Okulda var mı diye bakıyordum. Bakıyordun değil mi şimdi? Çünkü Siman'da baktım bir yerlere gittin de böyle. Öyle bir ararken, demek ki okula gitmişsin, ben köye gittim zannettim. Ama bir yere gitmiştik biz. Ya ne biçim kitap ya? Tuhaf değil mi ya? Devam, he? Kaçta başladık? 2 içeri 20 geçen olmasın. Öyle mi? 2 yaz kaldı. Devam et, bitirelim bunu. Abi, bir şey, bana şöyle... Oysa ben o notu daha okumadık ha. Bana bir de şöyle bir mana çıkıyor, şimdi yoğurt bozulsa yemiyor değil mi? İnsanda şeytan var, yani ayran yapıp içiyor. İnsanda mesela şeytan var, şeytan olsa bile insan o şeytana engelleyebiliyor. Yani şeytan fiilen bir şey yapamıyor sana. Yapamaz zaten, ayette diyor ki şeytanın eylemi yoktur. Aynen. Ancak size dehim verir. Aynen, ama insan bozulduğu zaman... Şeytandan daha iyi yapıyor. Aynen, şeytan daha iyi yapıyor ve bundan lezzet alıyor. Evet. O yüzden onu tereyağı yapıyor. Çünkü insanın eylemi var. Şeytan size bir şey yapamaz. Onun için Kur'an'da şöyle diyor, aferin. Keyden zayıfa diyor şeytanın. Tuzağı zayıftır. Kadının açık saçıklığı yaptığı şeytanlık keyden azima diyor. Azim tuzak. Büyük tuzak. Kadının tuzağı. Daha çok onu kullanıyor şeytan. Yani şeytan telkin eder. İş yapamaz. Bu kalemi kaldırıp buraya koyamaz. İnsan şeytan öyle değil. Zulmedir sana.
Oku bakayım. 29. sözde havale ediyor da salisine geçiyorum. Salisine geç. Kainatta... Burası çok önemli. Burada da hikmetin neden bunlar var abi? Neden burada neden var ama içeride kim, içeride sana bahsedecek. Burası çok önemli bak. Burada hikmet cihetinden nazar alıyor abi. Salisenin kainattaki umuru hayriyedeki kanunların mümessili, nazırı hükmünde olan melaikelerin vücudu ittifakı edyan ile sabit olduğu gibi umuru şerriyenin mümessilleri... Bak, umuru şerriyenin şerli işlerin mümessilleri ve... Mübaşirleri... Mübaşir? Onlara haber veren, yani onlara temsilcilik yapan birine var. Umurdaki kavaninin medarları olan ervah habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında katidir. Yani kainattaki, mevcuttaki hayırlı işleri melaikeler perde olduğu gibi diyor abi. Şerli işleri de şeytanların ervah habisinin bulunması aynı hikmettir diyor. Aynı. Onların mümessilleri var. Mesela gübrenin mümessili her bir zerrede mümkün melaike var ya, melaike yok orada. Pisliklerde tahakkuk etmiş ervah habiseler. Ervah habiseler yani. Habis şeylerin de mümessilleri onlarmış. Yani olumsuz düşüncelerden yaratılan düşünce enerjidir. Olumsuz düşüncelerden ervah habise yaratılıyor. Olumlu düşüncelerden ervah aliye yaratılıyor. Sonra sana dönüyor, malzeme oluyor. Sen kendini kötü düşünürken kendini iyi hissedebilir misin? Onda hissedemez. Düşünceler enerjidir. Mahluktur yani. Hemen Allah düşüncede mahluk yaratıyor. Onun adı ervah habise. İyi düşüncelerden hemen yaratıyor ervah aliye. Bu haberleri seyreden, kötü şeyleri seyredenin peki kafasında ervah habise doluyor. Kendine zarar verdiği gibi umut alemede zararı var mı? Veriyor. Atmosfere de veriyor çünkü havayı da bozuyor. Havayı tespim eden ervah habise. Belki umuru şerriyede zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes, evet, her şeyin... Nasıl var? Perde dedi yani, zişur bir perde. Perde. Yani şeytan da perde, melek de perde, Azrail de perde. Hepsi başka tarafta başkası. Yani kudretin eşyayla mübaşereti sağlıyor değil mi? O evet. Perde. Bu başeretlerde vazife yapıyor, geçiş yapıyorlar. Arkada Esma yani. O abi ne diyorsun ya Esma şeytan mı falan tabi. Bak basmaz kafan fazla şey yapma. 18'in şöyle ona diyor zaten abi sen diyor benim alemin nefis için diyor benim alemini tabiata benzersin diyor. Hayrı kabul etmekle şerri merci olmak için yaratılmışsın diyor. Hayrı kabul etmekle şerri merci olmak için. Çünkü şey diyor dua ve tevekkül diyor meylan-ı hayra kuvvet verir. İstiğfar ve hayır, istiğfar ve tövbe meylan-ı şerri keser, tecavüzatı kırar. Ama dua ve tevekkül meylan-ı hayra kuvvet verir, bir de şeyini keser diyor. Tecavüzatını keser. O tecavüzü var, ne anlayacağız onu? Yani şu anda girmeyelim. Şerri meyiller, tamam. 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin üstün hakikisini görmediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halık-ı Zülcelal'e karşı itiraz etmemek ve rahmetini itham etmemek olmasının hikmetleri abi. Ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halık-ı Kerim ve Hakimi mutlaka teveccüh etmesin. Yani oradaki hadsız itirazlar, şekvalar Cenab-ı Hakk'a gitmemesi için o şerleri şeytana ve habiseyi halk etmişler. Nasıl ki vefat eden ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i aleyhisselam kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş, öyle de Hazreti Azrail'i Hazreti Azrail'i aleyhisselam kabz-ı ervaha perde edip ta merhametsiz tevehüm edilen o haletlerden gelen şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin,
öyle de daha ziyade bir katiyetle şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halik-i Zülcelal'e teveccüh etmemek için Hikmet-i Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Abi aslında bu bizim için büyük bir rahmet, çünkü mesela biz hani olayın hakikatini tam anlamayıp rahmetillahi itham edebilirdik. Fakat Allah ona perde yaratıyor ki hani ona gitmesin diye. Hani sonra ona itiraz, Allah'a itiraz olmuyor. Aynen. Sonra aklımız başına geldiğinde hani biz bilmiyorduk deyince hani siz diyordunuz yani bilmemek şey değil, kusur değil, bahane değil, bahane olarak gösterilemez. Yani Allah bizi ne kadar düşünüyor ki yani en bunu bile düşünmüş, hemen yani bizim günah girmememiz için böyle bir sebep yaratmış. Evet, perde koymuş oraya. Perde koymuş. Aynen. Direkt küfrü engellemiş. Küfrü, aynen. Direkt hemen küfür olacaktık. Kafir olacaktık. Ne kadar ince düşünüyor. Allah'a itiraz edecektik. Şimdi adama itiraz ediyoruz. Allah'a ederdi bu akıllı. Eder tabi ya, bu akla itimat edilip de... Şeytan etmiş çünkü. Ben aklıma giderim dedi de o adam öyle dedim. Ulan Allah Allah, bu dedim aklına sor bakayım, ölümü bayılmak mı zannediyor? Ona o kafayla dedim, nereye gidiyorsun? Ebed vezele gidiyorsun. Ölümle nereye gidiyorsun? Ne cesaretle gidiyorsun kardeş, namaz yok. Nereye gidiyorsun, namaz yok. Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? İşte bu yapardı tabi ya. Bu akla düşse Allah kimseyi aklın eline bırakmasın. Aklı biz at gibi, aklı biz kullanacağız. Size söyledim ya, Allah'ın aklı yok, Allah'ın ilmi var. Anladın mı Osman? Tuhafına gitti mi? Tuhafına, ilk defa duyuyorsun, insan bir... Sarsılıyor değil mi? Etkiliyor. Her şeyi akıl diyebildiniz mi? Böyle hani onu kaldırıyor. Ya cemiyet öyle pompalamış bize. Kargı unutturmak için akıl, mantık. Çünkü akıl ve mantık eşya arasındaki ilişkiyi, çelişki çözüyor. Kalbi unutturmak için. İlkokulda böyle okutturmadılar mı? Uyu, uyu, Ali, uyu, topat. Uyu, uyu, uyu. Uyusun da buyusun. Arap olayım yalan söyleyeceksem. İlahi, yat. Arap seçim. Hep böyle uyuttular bizi. Ben de bunları söyleyince şaşırıyor tabii. Devam et abi ki. Şimdi bana zaman kalırsa bunu okuruz veya kalkalım. Burada da okuyacağımız yerde abi neden bu insanda var? Hadi bakalım. Neden diğer mahlukatı değil de insana vermiş? Rabia, insan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insanı ekberde bizzarüle bulunacaktır. Yani kainatta. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde levh-i mahfuzun vücuduna kat'i denildir. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytan-ı lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerinin ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i delildir. Ve bu ilme-i şeytaniye ve bu kuvve-i vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahsı şerilinin vücudunu ihsas edenler. Evet, ben şurada notumu okuyayım. Orada şey mi bu? İfsad edilen kuvve-i vahime diyor. İfsad ediliyor. İfsad ediliyor. Yani aslında alettir o. Yani kuvve ama ifsad edildiği için şey, o da şerir şey oluyor. Vasta, vasta oluyor. Kuvve-i vahime aslında hayır da imal eder. İfsad edilmiş. Tabii. Mesela en kanser dahi olsan, hapishanede dahi olsan seni dışarı çıkarıyor. Ben bunları iyi tanıyorum. Rabbime hamdolsun diye başlıyor. Şimdilik delilim yok ama bence kesin. Tıptaki ismi sinirsel denilen her hastalık şeytanın eylemidir, odur. Daha çok vücuda giriş kapısıdır. Sol kulak kaşınınca giriyor demektedir dinde. Sol ayak ateş alır. Sol ayaktan tıp şeytanı bilmediği için, böyle bir şey kabul etmediği için onun vücudundaki tahribatını görmüyor. Şeytanı kabul etmediği için, şeytan denen bir şey kabul etmiyor tıp. O zaman vücuttaki onun tahribatını kime verecek? Kendi kendini yiyor diyecek. Harici bir şeyi kabul etmiyor. Tıp isim verecek. Bir isim verecek işte. Yani popüler bozukluğu, denge bozukluğu, kanaat bozukluğu, düşünce bozukluğu, bir isim verecek işte.
Buna bir isim koyacak. Bu acizlikten koymuş. Şeytan kabul etmeyince onun tahribatını nereye verecek? Versin hadi. Düşünce bozukluğu, kanaat bozukluğu, ne bileyim yalnızlık korkusu, yüksek korkusu. Teşhis değil aslında. Teşhis değil ki bu. Bir şey söyledim. Bak mantığım da şu. Tıp şeytanı bilmediği için, kabul etmediği için onun vücudundaki, vücuttaki tahribatını görmüyor. Şeytanı görmüyor, bilmiyor. Zaten her şeyin ifratı şeytandır. Her şeyin, her duygunun, her fikrin ifratı şeytanlıktır. Her şeyin tefriti ise nefse emmareden geliyor. Nefse emmare de, emmare vücutta sinirsel eylemi yok eder. Nefse emmare de vücutta sinirsel eylemi yok eder. Şeyde abi bu tefrit nefs yapıyorsa o aşamada şeytan devreye girmediğim için ben sadece nefis onu tefrite mi çekiyor? Şeytan karışmıyor mu acaba? Şöyle zaten nefis onun talebesi. Daha çok tefriti şey yapıyor. Dima yapıyor yani. Mesela siyah diken hastalık gibi şeyler. Düşünceler burada oluyor. Burada imansızlık ve amelsizlik. Abdestim var yok der. İmam var, imam var yok der. Bu ise iyi değilim, hastayım. Sen bana bunu söyleme. Fikirler burada. Nefsi emmare tefrite çeker seni. Hiçbir şey düşünmemek ister. Fok balığı gibi. Öyle. Okuyayım. Nefsi emmare'de vücutta sinirsel eylemi yok eder. Yok. Yani nefsi emmare vücutta sinirsel eylemi yok. Bunun eylemi vehmidir, zandır. Yani nefs-i emmare vücutta sinirleri aktif edemiyor. Sinir bozulamaz düşünceyle. Ama bunun tıptaki adı ise panik atak, feni gibi isimler konmuş. Yani tıpta şizofreni, panik atak işte ve bunun gibi şeyler sinirsel olmayıp, sinirsel değil. Dimağla alakalı olduğu için sinir bozukluğundan değil. Oysa bu nefs-i emmare'den kaynaklanıyor. Ama şeytanın ifrat modu olduğunda sinirleri bozuyor. O zaman sinirlerin bozulmasına verilen bütün isimler şeytandandır. Dimağın bozulmasından verilen bütün tıbbi isimler nefs-i emmare'den geliyor. Vücut alemini, vücut sahasını, meydanını iyi tanımak lazım. Bu meydanda sırf sen yoksun. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle kanınızda dolaşıyor şeytan der. Vücutta kan dolaştığı gibi kanınızda da şeytan dolaşıyor diyor. Kan mecaz oluyor tabii yani. Değil mi? Yok 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 mecaz değil. Aynen dolaşıyor. Kanda her an her şeyde, her hissiyatında, her anında hiç bırakmıyor. Manasını anlıyorum. Yani. Bak şeytan girip çıkar, bırakır. Ama nefs-i emmare her an seninle bitişmiş. Hiç an bile bırakmaz ama şeytan girip çıkıyor. Peki, dolaşıp ne yapacak şeytan vücutta? Sinirleri tahrip edecek. Eşinle kavga yap diyecek. Eşinle kavga bu yaptırıyor. Anne babanla bu yaptırıyor. Dershanedeki arkadaşınla bu yaptırıyor. Soruyorum, Allah Resulü diyor mu vücudumuzda kan dolaştığı gibi kanımızda şeytan dolaşıyor. Ne yapacak bu adam? Çok iyi yapıyorsun, aferin lan iyi namaz kılıyorsun lan. Dikkat et, takvalı kıl. Bak, o ne yapmadın? Risale niye okumuyorsun? Derse niye gitmiyorsun? Der mi? Der mi? Ver ağzını payını. Haklısın sen. Sen bunu hak etmedin yahu. Ver ağzını payını. Olmaz ya, bu kadar. Saçını süpürgen yaptın ya. Bu adamla şey yapalım. Boşan canım. Diyen şeytan. Bu adam böyle yapacak. Ya. Acayip bir şey ya. Şeytan en çok nereden sevinir? Hangi fiilimizden? Karı koca arasında. Aferin. Boşanmayı sevinir. Sonra bütün ataların anası var. Onu yaptırır. Nedir o? İçki. İçki. İçki içen sana da yapar. O da unutturuyor gene değil mi? Esas aslında problem orada var. Tabii canım unutturuyor derken adam bilse ki bunu yapan, karı koca kavga eden, ulan karısına desip, ulan sen var ya kafanı kesin. Oo ben demiyorum ya, ağzımı kullanan şeytan. Ulan sesleri lan kime diyorsun lan? Püh, aşağılık seni, karıma diyorsun lan sen. Allah Resulü diyor ya, soldaki geliyor, tükürün diyor. Kötü rüya görürsen sonunuza tükürün demiyor mu? Püh lan aşağılık. Sen karına birisi laf etse kızmaz mısın Osman? Ha kızmaz mısınız? Kızar tabii. Bu adam söylüyor. Ama abi benim ağzımı kullanıyor. Hoparla kardeş bunu. Benim kafamı kullanıyor.
Benim gözümü kullan, rüyada kullanmıyorlar. Allah'tan rüyadakiler zina değil ya, kurtardık elhamdülillah. Peki, ayak kullanmıyor musun rüyada? Terden su olmuşsun, yatıyorsun, rüyada bir yerde koşmuyor musun? Kulak kullanmıyor musun? Ama en çok şey diyor değil mi o aşamada, sen haklısın mesela, bir şey buldun. Tabii tabii, her, yani bir şey, her şeyde. Sen var ya, bunu sen hak etmedin. Dememesi lazım ya, nasıl der ya? Nankör bu ya, dizine tutsun. Ulan bu kadar iyilik yaptım, bir tanesini bile yapmadım. Hep diyen, puh, aşağılık namussuz. Karına ne laf söylettiriyorsun her gün? Bunu yaptırıyor. Abi kim diyor? Ağzını kullanıyor kardeşim, bu adam kullanıyor. Kanda dolaşıyor mu, dolaşmıyor mu şimdi? Sana nereye baktıracak yüzünü? Ooo, camilere bak, tefekkür et, yakışlara bak. Değil mi? Ağzını nereye kullanacak? Ağzının payını lan, bu kadın hak ettiği yer, bu zalim kafasını keseceksin. Bitti lan o. Ya peki, düşünceyi bak nasıl kullanıyor. Yat ya, 5 dakika sonra kılarsın sabah namazını, 5 dakikada yat. Deyin ki, bu. Namazda bütün hesapları getiren kim? O. Her şeyi o yaptırıyor. Cinselliği aktif eden kim? O. Cinsel. Cin yani bizdeki o nefsi emmariyi daha çok cinler yapıyor. Cinnet geçirmiş. Kim yapıyor? Cin olduğu nettir demektir. Cinnet. Adamları tanırsan hep de papuçlarını dama atıyoruz da. Cinnettir yani bu işin. Netleşti yani. Netleşti tabii, cin oldu. Cinsel. Neye dermiş? Cinselliğe cinsel. Bundan kaynaklanıyor. O cini kaldırırsan cinsellik olmaz. Çünkü o aktif ediyor. Niye ölünü gusül abdesti aldırıyorsunuz? Girseniz kafayı yersiniz. Gene bu kanun. Lan öldü daha, bu gusül neye gerek yok ya? Zaten zaten sabah yıkanmıştı. Niye gusül abdürüyorsunuz? Bu cinsel, bu cin o şeyleri aktif ediyor neyse. Gerek yok. Orada kusurdur. Yani adamı tanıdınız mı? Var adam bizde. Adam duruyor. Şu anda da acayip acayip bakıyor böyle. Gözleri şaşır, böyle radar gibi. Öyle rahatsız ki şu anda, vallahi öyle rahatsız, öyle rahatsız, bildiğin gibi değil. Çünkü şeytan en büyük şeyini, en büyük silahını deşifre ediyorsun. En büyük silah aldatmak değil. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmek. Ben dedim abi, benim fikrim abi, ben söyledim, ben gittim değil. Puh. Bu yaptırıyor, karına lafı söylettiriyor. Direksiyona geçiyor, alıyor seni götürüyor. Tabii o. Şehvete götürüyor, gadaba götürüyor, hasete götürüyor adam. Abla, uyanıyorsun, ulan nerede lan? Hennas işte bu. Ulan aşağılık, bir bakıyor seni hiç kimse. İşi bitince de bırakıp gidiyor değil mi? Eyvallah diyor. Ne halin varsa gör diyor. Allah belanı versin. Gençlikte cinselliğin peşinde kullanıyor. Yaşlanınca da farklı... Hassasiyet, vücut hassasiyetini kullanıyor. Ölümde kullanıyor. Gençlikte ölümü kullandırtmıyor çünkü her şey yaptıracak. Ne acayip bir şeyler ya. Hadi keselim burada. Nasıl kaçsın? El Fatiha.